Merhabalar, yeni bir Super Easy Turkish bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde beraber Türkçe'de kullandığımız 20 sıfattan bahsedeceğiz. Daha önce de Türkçe'de en fazla kullanılan 50 sıfatı anlattığımız bir video çekmiştik. Eğer o videoyu izlemediyseniz buradaki linkten ya da aşağıda açıklamalar kısmına koyduğumuz linkten videoya ulaşabilir ve izleyebilirsiniz. Geçen yılda olduğu gibi bu Aralık ayında da sizler için bir sürprizimiz var. Açıklamalar kısmındaki Patreon linkinden herhangi bir Patreon kademesine abone olanlarla birlikte Ocak ayında çevrimiçi bir buluşma ayarlayacağız. Bu etkinlikte birbirimizi daha iyi tanıyacağız, çeşitli oyunlar oynayacağız ve kesinlikle çok eğleneceğiz. Bu fırsatı kaçırmayın. Şimdi hep beraber çok eğlenceli, bol örnekli videomuza bakalım. İyi seyirler. Acemi. Geçen ne oldu biliyor musun? Acemi şoförün biri yüzünden az kalsın kaza yapıyordum. Hadi ya, çok geçmiş olsun. Bir şey olmadı değil mi? Yok, bir şey olmadı. Ucuz atlattım gerçekten. Acemi şoför. Alçak. Alçak salıncakta salınınca ayaklarım sürekli yere değiyor. Hiç eğlenceli değil. Alçak salıncak. Yüksek. Ya Feyza, gözünü seveyim artık ya. Şu yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar abicim ya. Kurmasınlar. Yüksek tepe. Cesur. Aa, cesur kediye bak ya. Kendisini ısırmaya çalışan köpekten nasıl kaçmadı? Helal olsun. Cesur kedi. Korkak. Enes'in ne kadar korkak bir tavır sergilediğini gördün mü? Ne oldu ki? Ne yaptı? Köpek avlamaya başlayınca hemen kaçtı gitti ya. Korkak tavır. Cimri. Arkadaşımın patronu yemeğe çıktıklarında ısmarlamıyormuş. Cimri insanları hiç sevmiyorum. Çok haklısın. Ismarlasa ne olur sanki? Cimri insanlar. Cömert. Geçen ay tatile gittim ya. Hiç otel bulamadım. Ne yaptın? Kuzenim bana evinin anahtarını verdi. Çok cömert bir davranış gerçekten. Cömert davranış. Cömert sponsorumuz iTalki'nin sizlere bir teklifi var. Bildiğiniz üzere iTalki sizlere istediğiniz yerde, istediğiniz zamanda, kendi seçtiğiniz dilde çevrimiçi eğitmenlerle konuşma fırsatı sunan bir platform. Bu fırsata erişebilmek için go.italki.com/easyturkish adresine giderek ilk dersinizi planlayın. Cömertlik kısmı ise burada devreye giriyor. İlk dersinizden sonra hesabınıza $10 bakiye yüklenecek. Bu fırsatı kaçırmayın. Yamuk. Şuna bak, ne yamuk kaydırak. Çocuklar zıplaya zıplaya yamultmuşlar. Yamuk kaydırak. Komik. Bir adam tahterevalliye binmiş, sonra da düşmüş. Bu ne şimdi? Bir kere de komik bir fıkra anlat ya. Komik fıkra. Sosyal. Kardeşim yeni işe başladı ya. Aa, hayırlı olsun. Ya sağ ol ama hiç sosyal hayatı kalmadı. Görüşemiyoruz. Sosyal hayat. Zeki. Ben artık robotların dünyamızı ele geçireceğinden korkmaya başladım. Çok zeki robotlar üretiliyor. Zeki robot mu? Ancak insan zeki olabilir bence. Zeki robot. Keskin. Ya yine parmağımı kestim ya. Keskin bıçak kullansaydın öyle olmazdı. Ne alaka ki? Hep öyle derler. Kör bıçak insanın elini kesermiş. Keskin bıçak. Şık. Şu gömleğin üstüne şık bir kravat taksam ne kadar güzel olur değil mi? Evet, özellikle bordo bir kravat bence çok yakışır. Şık kravat. Islak. Ya yine ıslak saçla dışarı çıktım. Ama kurutunca da çok kabarıyor, ne yapayım? Islak saç. Kuru. Kuru yapraklarda yere düştüğüne göre sonbahar gelmiş demektir. Kuru yaprak. Taze. Şu an var ya, tam taze balık mevsimi. Hadi gel bir balık yiyelim seninle. Ben de dondurulmuş balık yemekten sıkıldım zaten. Hadi gidelim. Taze balık. Bayat. Bayat ekmekleri sakın çöpe atma. Onları kurutup köftelerin içine koyarız. Bayat ekmek. Karanlık. Önceki videoyu karanlık ortamda çektiğimiz için silmek zorunda kaldık. Öf, hadi ya, çok üzüldüm. Evet, maalesef. Karanlık ortam. Parlak.
Parlak ışıklar çok gözümü alıyor. Parlak ışık. Şimdi bir de parlak kelimesini mecazi anlamda kullanalım. Çok parlak bir öğrenciydi. Parlak öğrenci. Olgun. Ya şu Duygu biraz olgun bir davranış gösterse keşke. Sürekli kavga etmekten bıktım ya. Olgun davranış. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Umarım videodaki bilgileri faydalı bulmuşsunuzdur ve videoyu beğenmişsinizdir. Yorumlar kısmına videoda geçen sıfatlardan birini kullanarak bir cümle yazmayı unutmayın. Açıklamalar kısmındaki linklerden ailemize katılabilir ya da Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Ailemize katılmış olan herkese çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Blooper. Emine abla bunu başa koyar mısın? Çıkma aksine. Söyleyecek misin? Pardon. Ya Feyza. Şu bana ne alaka ya diyeceğim. Sen diyeceksin ki hep öyle derler. Videomun ortasında. Bir daha mı yapayım? Pardon baştan.